İyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin birinci kanalında ana haber bültenine hoş geldiniz efendim. Ben Canan Yener Reçber. Gelişmelerle karşınızdayız. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ilk gününde yoğun ilgi gördü. Binlerce başvuru yapıldı. Projenin detaylarını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Toplam daire bedelinin yaklaşık %10'unu peşinat olarak ödeyecekler. Taksitler de sözleşmeyi imzaladıktan sonra başlayacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hane halkının gelir durumuna ilişkin düzenleme yapıldığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu oranları daha da arttırdık ve İstanbul'da hane halkı geliri 18 bin liranın, diğer illerde de 16 bin liranın altında olan her vatandaşımıza başvuru kapımız açık. Bakan Murat Kurum, 250 bin sosyal konutun 81 ildeki dağılımını da paylaştı. En fazla konut İstanbul ve Ankara'da yapılacak. 50 binini İstanbul'umuzda yapıyoruz. İstanbul'umuzun hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında yapacağız. Avrupa yakasında şu an için belirlediğimiz yerler Başakşehir, Esenler ve Arnavutköy, yine Silivri, Çatalca bölgesinde. Anadolu yakasında da Tuzla'da, yine Kartal'da, Pendik'te 18 bin konutumuzu Ankara'da yapacağız. Projede sadece konut satışı olmayacak. Aynı zamanda altyapısı tamamlanmış konut inşasına hazır arsalar, küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri için de iş yerleri satışa çıkacak. Arsalarımızı şehrimizin çeperlerindeki bölgelerden seçtik ki burada altyapıyı hazırlamak adına da yine sosyal konutlarımızla birlikte bu projelerin gelişimini sağlamış olacağız. Verdiğimiz bu arsaların tamamı imarlı arsalar olacak ve tüm altyapıları hazırlanmış, vatandaşlarımızın bütçesine göre de dilediği tarzda evlerini inşa edebileceği arsalar olacak. Arsa ve iş yerleri için başvurular 10 Ekim'de başlayacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut da TRT Haber'e konuk oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları hakkında bilgileri paylaştı. Başvurular için süre konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyledi. Konut projesinden faydalanmak için gerekli şartları tek tek sıraladı. Projenin temel yürütücüsü TOKİ olacak. 14 Eylül'de başlayacak başvurular Ekim ayı sonunda sona erecek. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim'den yararlanma şartlarını TRT Haber canlı yayınında anlattı. Evi olmaması gerekiyor. Türk vatandaşı olacak. Türk vatandaşı olması gerekiyor. Evinin olmaması gerekiyor. Bir de gelir skalası vardı. Bugün Cumhurbaşkanımız gelir skalasını 14'ten 16'ya, 16'dan da 18'e çıkarttılar İstanbul'a. Dolayısıyla çünkü son memur zamları ile birlikte memurlar konut alamama imkanı oldu bu kampanyadan. Dolayısıyla oradaki rakamı da biraz yükseltti Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla bir de gelir şartı var. Bir de evinin olmama şartı. Diğer şartlar zaten özel kontenjanlar. Emekliyse emekli olması gerekiyor. Onu belgelemesi gerekiyor. Engelliyse yine engelli. Bulut, projenin hızla hayata geçirilebilmesi için TOKİ'nin 81 ildeki şantiye sayısının artırılacağını söyledi. Başvurular için acele edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Projenin noktasal büyüklüğü 600'ün üzerinde ilçeyi de kapsayacak şekilde projelerin yerleri belirlenmiş durumda. TOKİ'nin bugüne kadar yerine getiremediği bir söz yok. 1400-1500'e yakın şantiyemiz artık olur diye düşünüyorum. Bir defa vatandaşımızın önünde 45 günlük süre var. Tamam. Ekim ayının sonuna kadar herkes Ekim başvurabilir. Ekim ayının sonuna kadar çok rahatlıkla başvurabilir. Dolayısıyla hem projeyi inceleme imkanları bulur, daha yani sakin düşünebilir. Dolayısıyla endişe etmesinler. 31 Ekim'den önce bunun sonlanması diye bir şey söz konusu olmaz. İlk günde başvurmayla son günde başvurma arasında hiçbir fark yok. Başvuru süresiyle ilgili çok sıkışıklık yapıp, endişe yapıp, tamam mı, telaşa kapılmasın. İlk günlerden telaşa kimse kapılmasın. Evet, telaşa kapılmasın. Peki sosyal konut projesini halk nasıl karşıladı? Dev projenin konut fiyatlarına etkisi ne olacak? Gelin şimdi bu soruların yanıtlarını arayalım. Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin
sosyal konut. Biz de istiyoruz, hemen de destekliyorum. Benim de çoluk çocuğum var, ona da yazılsın, ona da alsın, nişanı onlara da çıkar yani. Çok iyi bir fırsat oldu. Yani bizim için bir sürpriz oldu. Yani uyanmaz direkt geldim, yaptım işlemleri. İnşa edilecek sosyal konutlarla birlikte gayrimenkul piyasası nasıl etkilenecek? Fiyatlar düşecek mi? Şimdi hem satılıkta hem kiralıkta bir alternatif çözüm. Bakın şu anda sıkıntı neden kaynaklanıyor? Talep çok, arz yok. Yani adam gidiyor, ev arıyor, bulamıyor, istediği gibi ev yok. Buna bir defa telafi etmiş oluyor. Piyasadaki o 500 bin veya 1 milyon tane talebi çekmiş oluyorsunuz. Piyasadan talebin çekilmesi demek fiyatların, piyasa fiyatının gevşemesi, daha uygun hale veya düşmesi anlamına gelir yani. Projeyi destekliyoruz. Çok güzel, dar gelirdiği için. Ben de yazılmak da istiyorum. İstanbul'a yazılmak istiyorum. Kayıt oluşturdum ve başvuruyu yaptım. Genç kontenjanından mı başvurdun? Aynen, genç kontenjanından başvuru yaptım. Bugün nasip olursa çıkartıda çok seviniriz. Yani önemli olan bu arzı çoğaltmak, talebi azaltmak ve toplumdaki psikolojiyi kırmak. Yani şu anda ev sahibi diyor ki benim evim olmazsa sen ev bulamazsın. Veya müteahhit diyor ki ben bu inşaatı yapmazsam sen ev bulamazsın. Bu nedir? Bir topluma psikolojik baskı. Şimdi bunu da yok etmiş oluyorsun. Tuzla'dakine başvurduk. İnşallah çıkar. Peki proje ile ilgili ne düşünüyorsun? Proje çok güzel. Sağ olsun, Cumhurbaşkanımızdan razıyız. İlk günde projeye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Sabah saatlerinde pek çok ilde bankalar önünde başvuru kuyruğu vardı. Başvurular E-Devlet üzerinden de sadece 5 dakikada gerçekleştirilebiliyor. Engelli çocuğumun şansına sabahın 5'inde kalktım. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Şu anda evim yok. Köyde yaşıyorum. Kısmetse alacağız. Aşağı yukarı saat 7'den beri buradayım. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdiler. Banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdular. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Türkiye'nin tek seferde yapılacak en büyük sosyal konut projesine başvurular devam ediyor. Dileyenler Ziraat Bankası ve Halkbank'tan da başvurularını gerçekleştirebiliyor. Yoğunluğun yaşandığı illerin başında en çok konutun inşa edileceği İstanbul vardı. Kızım geldi, kızımla beraber geldim. 3 artı 1 çıkarsa tabii çok memnun kalır. Çünkü çocuk var, gelip misafirin gelir. Mesela 2 artı 1 bana uygun. Ama 3 artı 1 bu başkasının fikri yani. Benim fikrim 2 artı 1 yazılacağım. Başvurular internetten E-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden başvuru için E-Devlet ana sayfası üzerindeki arama çubuğuna sosyal konut yazmanız yeterli. Sosyal konut başvurusu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bölümü çıkıyor ve buraya tıkladığınız zaman sizi başvuru sayfasına yönlendiriyor. Sosyal konut projesine E-Devlet üzerinden başvurmak oldukça kolay. 6 basamaklı bir işlemin ardından yaklaşık 5 dakika içerisinde başvuru sonuçlanıyor. E-Devlet başvurusu tamamlandıktan sonra cep telefonu mesajı olarak gelen hesap numarasına başvuru ücretinin havale edilmesi gerekiyor. Sistemde yoğunluğun önüne geçmek için başvurular ilk hafta TC kimlik numarasının son rakamına göre sırayla yapılacak. Başvurular E-Devlet'te 28 Ekim'e kadar devam edecek. İkinci el otomobilde süre ve kilometre kısıtlaması başlıyor. Otogaleri ve bayiler yarından itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre sınırıyla ikinci el araç satışı yapabilecek. Bir aylık geçiş sürecinde fiyatlar %15 düştü. Ticaret Bakanlığı satış süreçlerini sıkı denetleyecek. Otomobil piyasasını düzenlemek için planlanan satış kısıtlaması hayata geçiyor. Düzenleme ile ikinci el motorlu taşıt ticareti yapanlar ilk tescil tarihinden 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden otomobil satamayacak. Geçiş sürecinin son gününde fiyatlardaki düşüş eğilimi ise sürüyor. Bir aylık süreç zarfında o köpük dediğimiz köpük durulmuşa benziyor. Panik havası yaşandı ve %10-15'lik o tarihten bugüne, yani bir aylık süre içerisinde fiyatlarda, özellikle sanal sitelerde bu fiyat düşüşlerini yaşadık. Uygulamaya takılan araçları ellerinden çıkarmak isteyenler bir ayda yaklaşık 50 bin otomobili piyasaya sürdü.
Ticaret Bakanlığı'nın satış kısıtlaması otomobil piyasasına olumlu yönde yansıdı. Fiyatlarda kademeli bir düşüş yaşandı. Örneğin bu araç 11 Ağustos'ta 464 bin liraya satışa sunulmuştu. Bir aylık süreçte tam 39 bin lira fiyat kırıldı ve şu anda 425 bin liraya satılıyor. İkinci el araçta süre ve kilometre sınırı şartı yarın başlıyor. Denetimler 3 sac ayağı üzerinden ilerleyecek. Galerilere saha denetimleri yapılacak, noter verileri günlük olarak değerlendirilecek ve ilan siteleri mercek altına alınacak. Satış kısıtlamasına uymayan şirketlere her araç için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak. Noterler satış veya devir esnasında süreyi, ekspertiz merkezleri de o 6 binlik kilometreyi kontrol edecekler. Vatandaşlarımız kafalarında soru işareti olduğu zaman gerekli mercilere, maliyeye vesaire lütfen şikayette bulunsunlar. Araçların piyasaya hızlı bir şekilde tedariğe sokulması ve bir anlamda rahatlatılması kış döneminde mümkün olacaktır. İkinci el otomobil satışlarındaki süre ve kilometre şartı bayi ve galerileri kapsıyor. Bir yılda 3'ten fazla araç alım satımı yapanlar da ticari vergi mükellefi sayıldığı için uygulama kapsamında olacak. Ermenistan, Azerbaycan sınırında ateşkes ihlallerine devam ediyor. Kelbecer, Zengilan ve Laçın istikametinde gerçekleştirdiği saldırılarda 2 sivil yaralandı. Azerbaycan ordusu saldırılara misillemede bulundu. Bakü yönetimi çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermenistan askerinin cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı. Ermenistan, sınır hattında provokasyonlarını sürdürdü, Azerbaycan sert cevap verdi. Ermenistan ordusu, 50 Azerbaycan askerinin şehit olduğu saldırının ardından ateşkesi yine ihlal etti. Gece boyunca aralıklarla Azerbaycan mevzilerinin bulunduğu bölgelere havan topu ve ağır silahlarla saldırdı. Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametine hedef aldı. Saldırılarda hayvancılık yapan 2 sivil yaralandı. Birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Azerbaycan saldırılara misillemede bulundu, Ermenistan ordusuna ait noktalar vuruldu. Bakü yönetimi, saldırılarda ölen yaklaşık 100 Ermenistan askerinin cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu. Daha önce Ermenistan, 49 askerinin öldüğünü öne sürmüştü. Saldırılar, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün de gündemindeydi. Çatışmalar hakkında rapor hazırlamak için bir heyetin Ermenistan'a gitmesine karar verildi. Ermenistan'ın saldırıları sonucu şehit olan 50 Azerbaycan askeri de son yolculuğuna uğurlanıyor. Çatışmalarda şehit düşen Assubay Sebuhi Ahmetov, Bakü'deki şehitlikte defnedildi. Ailesinin olmadığı ve yetimhanede büyüdüğü öğrenilen Ahmetov'un cenazesine binlerce kişi katıldı. Şehide Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla veda edildi. Tören mangası şehidin anısına saygı atışı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olarak nitelendirdiği bir açıklamada bulundu sevgili seyirciler. Ermenistan'ın bu tutumunun sonuçları olacağını vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini bir kez daha dile getirdi açıklamasında. Temennimiz Ermenistan'ın yanlış yoldan dönmesidir dedi. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan bu durumu kabul edilemez buluyoruz. Kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ermenistan'ın provokasyonlarına sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini bir kez daha vurguladı. Erivan yönetimine çağrıda bulundu. Karabağ Savaşı'nın akabinde imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavırlar sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır. Temennimiz Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, mutabakat şartlarını süratle yerine getirmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır. Ya Allah!
Bismillah. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da 105 yeni yurt binasının açılış töreninde verdiği mesajlarını, gündeminde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları vardı. 50 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu hatırlattı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın vatan topraklarını müdafaa için yürüttüğü mücadelede verdiği son şehitlerimize Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Kılıçdaroğlu ve Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli etkinliğinde bir araya geldi. Kürsüde Kılıçdaroğlu vardı. "Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur, siyaset kurumu hizmet götürmek zorundadır," dedi. "Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Oy verir vermez, o onun tercihidir. Ama siyaset kurumu o kişiye hizmet götürmek zorundadır. Sorununu çözmek zorundadır." Partili belediyelere seslendi, birlik ve beraberlik mesajı verdi. "Var olan sorununu çözdükten sonra onu kucaklamak, onu dinlemek zorundadır. Dolayısıyla yeni bir iklime, yeni bir anlayışa, birlikte yaşama anlayışına, yeni bir sevgiye hepimizin ihtiyacı var." Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli etkinliğinde kürsüdeydi. Millet İttifakı ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de davetliler arasındaydı. "Hüdayda oynandı burada. Ankaralı kardeşlerim, Hüdayda'nın başındaki müzik hüzün doludur. Dolayısıyla Hüdayda deyince aklıma hep böyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin akışı geçer gözlerimin önünde." Kılıçdaroğlu, çiftçilerin ve üreticilerin desteklenmesi gerektiğini de vurguladı. "Bütün kardeşlerime, üretici kardeşlerime, alın teri döken kardeşlerime, özellikle çiftçiler, balıkçılar, üreticiler, hepinize, bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal, köylü milletin efendisidir demişti." Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle enerji krizi yaşayan Avrupa tasarruf planlarını hayata geçiriyor. İspanya'da enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi. Başkent Madrid gece karanlığa gömüldü. İtalya'da ise enerji krizi yüzünden iş yerleri kapanmaya başladı. Avrupa Birliği krize çözüm arıyor. Alternatif enerji için Avrupa Hidrojen Bankası kuruluyor. İspanya'da enerji tasarruf planı yürürlükte. Birçok kamu binası, alışveriş merkezleri, mağazalar saat 22'den sonra ışıklarını söndürdü. Başkent Madrid karanlığa gömüldü. Yürürlüğe giren düzenlemeye göre klima yaz kullanımında 27, kış kullanımında 19 dereceyle sınırlandırılacak. Restoran ve mağazaların kapıları kapalı tutulacak. Enerji tasarrufu planına uymayanlara 60 bin avroya kadar para cezası uygulanabilecek. Daha büyük ihlallerde ceza 100 milyon avroya kadar çıkabilecek. Ancak hükümet yetkilileri planın işlemesinde esnek davranılacağını, amacın ceza kesmek olmadığını vurguladı. İtalya'da da enerji fiyatları yüzünden iş yerleri kapanıyor. Başkent Roma'da 30 restoran sahibi artan fiyatlar nedeniyle iş yerlerini kapamak zorunda kaldı. Sendikacılar Birliği ay sonuna kadar 120 iş yerinin daha kapanabileceği uyarısında bulundu. Lübnan'da banka hesapları devlet tarafından 3 yıldır dondurulan göstericiler bir banka şubesini bastı, çalışanları rehin aldı. Silahlı bir kişi ve beraberindekiler bankadan bir miktar parayla uzaklaştı. Ekonomik krizde boğuşan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta göstericiler bir banka şubesini bastı. Devlet tarafından 3 yıldır dondurulmuş olan hesaplarındaki paralarını çekmek istediler, banka çalışanlarının bir süre dışarı çıkmasını engellediler. Göstericilerin arasındaki silahlı bir kişi bankadan bir miktar para aldı. Çevresindekilerle beraber olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik güçleri banka ve çevresinde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Lübnan'da geçen ayda silahlı bir kişi hesabındaki parayı çekemediği gerekçesiyle banka şubesini basmış, çalışanları rehin almıştı. 7 saat süren rehine krizinin ardından teslim olmuştu.
İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın hiç kımıldamadan kaldırımın orta yerinde kala kalınca şüphe uyandırdı. Sorunu neydi, neden hiç kimseyle konuşmadı, anlaşılamadı, durum polise haber verildi. Problemi mi var? Evet ya da hayır, başını salladı. Ne başını salladı, ne de olduğu yerden kımıldadı. İhtiyacın var mı? Kalacak yerin var mı? Kalacak yerin yoksa yardımcı olalım. Konuşmazsam biz de anlaşamayacağız. Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın kaldırımın ortasında hiç kımıldamadan saatlerce bekledi. 3-5 saat yakındır burada yani. Neden orada beklediğine ve tepki vermediğine çevredekiler anlam veremedi. Durumu polise bildirdiler. Söyler misin? Yardımcı olalım sonra. Ama gelen polisin soruları da, ikna çabaları da yanıtsız kaldı. Problemi mi var? Evet ya da hayır, başını salladı. Saatlerce süren çabalarının ardından kadın kimliği belirlenmek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaza bu kez geliyorum dedi. Denizli'de karayolunda makas atarak ilerleyen otomobil önce başka bir araca çarptı, ardından şarampole yuvarlandı. İki kişinin yaralandığı kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Son sürat ilerlerken ani manevralar yaptı, bir şeritten diğerine geçti. Makas üstüne makas atınca kazaya yol açtı. Denizli Uşak Karayolu'nda seyir halinde olan sürücü çok süratliydi. Hız kesmek yerine selektör yaparak ilerledi. Trafikteki diğer araçlara yaklaştığında ise makas atmaya başladı. Önce önündeki araca çarptı, sonrasında şarampole yuvarlandı. Karayolu adeta savaş alanına döndü. O anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İstanbul'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu 5 metre yüksekten çevre yoluna düştü. Kazanın gece yarısı olması bir faciayı önledi. Trafiğe kapanan çevre yolu 8 saatlik çalışma sonunda açıldı. Arnavutköy ve Kağıthane'de de iki kamyon kaza yaptı. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafriyat kamyonu 5 metre yüksekten çevre yoluna düştü. Kasadaki toprak yola döküldü. Acayip bir ses duydum. Deprem mi, kaza mı oluyor acaba dedim. Hani düşündüm. Hemen cama koştuğum anda düşmüştü kamyon et yere. Kaza Kadıköy 1. Çevre Yolu Fikirtepe mevkiinde meydana geldi. Kamyondan atlayan şoför hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Kazanın gece yarısı olması faciayı önledi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevre yolunun Edirne istikametini trafiğe kapattı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Çevre yolu yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu trafiğe açıldı. Bir kazada sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktasında yaşandı. Hafriyat yüklü kamyon otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı. Kamyondaki kumun dökülmesi sonucu yol bir süre kapandı. Bu görüntülerde Kağıthane'den. Sadabat Viyadüğü'nde kamyon devrildi, taşlar yola döküldü. Kaza sebebiyle TEM bağlantı yolu Ok Meydanı istikametinde ulaşım sağlanamadı. Rize'de bir telefon tamircisi çalıştığı iş yerini soydu. Telefon ve para çalarak kayıplara karışan hırsızın 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Bir aydır çalıştığı iş yerine girdi, 150 bin liralık hırsızlık yaparak kayıplara karıştı. Saat 9 civarında dükkanı kapattıktan sonra 9.20 gece geliyor, dükkanı açıyor, telefonlarımı, kasamdaki paraları, müşterinin telefonlarını alıp götürüyor. Olay Rize'de telefon satılan bir mağazada meydana geldi. İş yeri sahibi Mehmet Çelik, internetten ilanla bir tamirciyi işe aldı. Bir süre çalışan tamirci, akşam saatlerinde iş arkadaşıyla dükkanı kapatarak çıktı. 20 dakika sonra da tek başına geri döndü. Usta olarak dükkanımı aldım. Benimle bir ay civarında çalıştı. Mesleği de güzeldi. Tamir ustası cebinden çıkardığı anahtarlarla kapıyı açmaya çalıştı. İlk iki denemesinde başarılı olamadı. Dikkat çekmemek için çevrede tur attı ve yeniden kapıyı açmak istedi. Üçüncü denemesinde içeri girmeyi başardı. Cebinden çıkardığı poşete cep telefonlarını doldurmaya başladı. Hırsız dört telefonu ve kasadaki parayı poşetine koydu. Hiçbir şey olmamış gibi kapıyı kilitleyerek oradan ayrıldı. İş yeri çalışanları sabah geldiğinde vitrindeki boşluğu fark etti ilk olarak. Bir şeylerin ters gittiğini anladı. Sonra ustayı aradık, açmıyor ustayı.
Dedik bu işte bir terslik var. Sonra baktık ki kamera kayıtlarını falan izlediğimiz zaman da anladık ki soyulmuşuz. Polis şimdi 12 suçtan sabıkası olduğu öğrenilen hırsızın peşinde. Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Başkent Berlin'de iki polis hakkında yakalama kararı bulunan Arap kökenli ailenin evini bastı. Ev sahibine ailesinin gözleri önünde şiddet uyguladı, hakaret etti. Üç çocuğunun gözü önünde yere yatırıldı, ters kelepçe takılıp şiddet uygulandı. Almanya'daki polis şiddetine bir yenisi eklendi. Das ist mein Land und du bist hier Gast. Ja, das meine Haus, das mein dein Land. Başkent Berlin'de iki polis memuru para cezasını ödemediği için hakkında yakalama emri bulunduğu iddia edilen Arap ailenin evine gitti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis memurları o kişiyi zorla yere yatırdı, ters kelepçeyle bileklerini bağladı, sırtına dizleriyle bastı. Ardından da şiddet uygulamaya başladı. Yerdeki kişi ise acıyla çığlık attı. Mustek schlagen. Ihr habt keiner geschlagen. Wir haben ihn zu Boden gebracht. Halt die Fresse, fass mich nicht nochmal an. Nicht zu brechen mit meiner Frau! Alman polis o anlarda kelepçeli adamın eşini de tehdit etti. Burası benim ülkem, sen de misafirsin. Burada ülkemin kurallarına uyacaksın diyerek azarladı. Du schrei mich zu an und fass mich nie wieder an. Ich bringe dich ins Gefängnis. Ich bringe dich ins Gefängnis. Berlin polisi, iki memur hakkında yabancı düşmanlığı içeren hakarette bulundukları gerekçesiyle soruşturma açtı. Açıklamada, hakarete uğrayan kişinin 750 avroluk para cezasını ödeyerek yakalama emrini iptal ettirdiği de belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha silahlı bir saldırıya sahne oldu sevgili seyirciler. Chicago kentindeki saldırıda 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Boston şehrinde ise şüpheli paket paniği yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentindeki Washington Park'ta silahlı saldırı düzenlendi. Park'ta beyzbol oynayanların üzerine ateş açıldı. Saldırıda 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Saldırının kimler tarafından ve neden düzenlendiği açıklanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Boston şehrinde ise şüpheli paket paniği yaşandı. Üniversite ve müzeye yönelik iki şüpheli paket ihbarı alan polis harekete geçti. Northeastern Üniversitesi kampüsündeki öğrenciler tahliye edildi. Paket, bomba imha ekibi tarafından patlatıldı. Olayda bir kişi hafif yaralandı. Güzel Sanatlar Müzesi yakınındaki ikinci bir paket de etkisiz hale getirildi. İki hırsız İstanbul'dan bir araç kiraladı. Şirket yetkilileri sapasağlam verdikleri otomobillerini birkaç gün sonra terk edilmiş halde buldu. Hırsızlar aracın iç aksamını çalmış ve geriye neredeyse sadece iskeletini bırakmıştı. Motor beynini çalmışlar, enjektörleri çalmışlar, mazot pompasını çalmışlar. Çalmışlar da çalmışlar aynen. Otomobilin iç organları tamamen ama tamamen çalınmış. Müşteri kılığında İstanbul'da bir rentekar şirketinden otomobil kiralayan hırsızlar aracın iç aksamlarını çaldı. Şirket yetkililerine kiraya verdikleri otomobilden geriye bu kaldı. İşte otomobil burada. İçine baktığınız zaman neredeyse çalınmadık bir şey kalmamış. Otomobilin adeta iskeleti kalmış vaziyette. Ön tarafa geldiğimiz zaman yani otomobilin motor kısmına buraya baktığınızda da hemen hemen her şeyi tek tek söküp çalmışlar. Motor beynini çalmışlar, enjektörleri çalmışlar, mazot pompasını çalmışlar, aküyü çalmışlar, göstergeyi çalmışlar, teybi çalmışlar, direksiyon bilini çalmışlar, torpidoyu çalmışlar, airbag'lerini çalmışlar. Usta çalınan parçaları tek nefeste saymaya çalıştı ama bakın direksiyon simidi yerinde sadece. Korna bölümü yani kornası bile yok şu anda. Tabii tamirciye geldi, çok ciddi çalışmalar yapılacak bu otomobili yeniden çalıştırmak için. Ön kısma baktığınız zaman zaten torpido yok. Kapı kenarlarındaki deriler ve malzemeler bile teker teker alınmış. Şokta şu an, polise haber verdiler. Aranma çalışmaları başlamıştır büyük ihtimalle ama bulunur bulunmaz ne olacağı belli değil. Rentekar sahibi adeta çok büyük bir şok yaşadı. İşte bu çalınan parçaların dışında bu otomobili aynı zamanda
çok ciddi bir kazada yaptılar. Yani masrafları katlandıkça katlandı. Peki ona ne kadar bir masraf çıktı? Yani şu an gözüken bir 60 bin 80 bin arası bir masraf gözüküyor. Otomobilden o kadar çok parça çalınmıştı ki çalışır hale gelmesi masrafı uzun sürecek. Hırsızlar son zamanlarda sahte kimlikle kiraladıkları araçların parçalarını sıkça çalmaya başladı. Çalıyor, satıyor, merdiven altı yerlerde, internette bunların satışını yapıp paraya çeviriyorlar. Polis şimdi otomobili bu hale getiren hırsızların peşinde. Üniversitelerin açılmasına günler kala öğrenciler bütçelerine uygun kiralık daire arıyor. Bazı ev sahipleri ise evlerinin odalarını günlük veya haftalık olarak kiraya veriyor. Üstelik bunu fırsata çevirmek isteyen pek çok mülk sahibi fahiş fiyatlar istiyor. Peki ev sahibinin dairesinin odalarını günlük kiraya vermesi yasal mı? Yanıtlar haberimizde. Kimi kiralık bir daire tuttu, kimi yurda yerleşti. Üniversitelerin açılmasına günler kala kalacak uygun bir yer bulamayan öğrenciler mecburen günlük veya haftalık kiralanabilen dairelere yöneldi. Daha yüksek olabileceğini düşünüyorum. Yani aylık baza bulduğumuzda ve güne böldüğümüzde daha düşük fiyatlar çıkıyor aslında. Duyduğum kadarıyla hepsi yine de makul bir fiyata değil, fahiş fiyatla veriliyor bütün öğrencilere. İstanbul'da özellikle öğrencilerin ağırlıklı yaşadığı semtlerde bazı ev sahipleri dairelerini günlük ve haftalık olarak kiraya verirken öğrenciler bu daireler için fahiş fiyatlar ödemek zorunda kalıyor. Uzmanlarsa günlük yapılan bu kiralamaların yasal olmadığını belirtiyor. Bunun için öncelikle pansiyon ruhsatı dediğimiz bir ruhsat var. Öncelikle buranın gerçekten kısa dönemli kiraya verilmesi, adeta bir iş yeri gibi işletilmesi gibi bir durum söz konusu olacaksa burası için bir pansiyon ruhsatı alınması lazım. Adeta orası bir otel gibi işletiliyor, pansiyon gibi işletiliyor. Mevzuata göre kişi bir yerde günlük veya haftalık olarak kalıyorsa güvenlik gerekçesiyle kimlik bilgilerinin kolluk birimlerine iletilmesi de zorunlu. Burada kimlerin kiraladığını burayı, ne kadar süreyle konaklayacaklarını bildirmeleri lazım bu kimlik bildirme kanunu uyarınca. Bir apartman dairesinin günlük kiraya verildiği tespit edilirse mülk sahibine idari para cezası kesiliyor. Hiç bilmediğiniz başka ülkelere ait ülke kodlarıyla size mesaj atan veya ulaşan numaralara dikkat sevgili seyirciler. Çünkü dolandırılmak isteniyor olabilirsiniz. Bu kişiler numaraları da takip edilemez olduğu için izlerini rahatlıkla kaybettiriyor. Peki böyle durumlarda ne yapılmalı? Uzmanına sorduk. Sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılıkta kullanılan yöntemlerden biri de sanal numaralar. İnternetteki birçok işlemde mutlaka bir iletişim adresi ve telefon numarası şartı aranıyor. Bazı dolandırıcılarsa kimliğini saklamak ve izlerini kaybettirmek için sanal numaralarla hesap açıyor. Eğer bugün herhangi bir şekilde bir GSM operatörüne gidip ben bir tane telefon kartı almak istiyorum dendiğinde sizden kimliğiniz talep edilecek ve bu şekilde de o hattın size ait olduğu belli olacak. Ama bunu fark eden yurt dışındaki birçok site, ki Türkiye'de de birkaç tane site var, bunlar ücretsiz sanal numaralar dağıtıyorlar. Bu sanal telefon numaraları suç amaçlı da kullanılabiliyor. Bunlardan biri siber zorbalık, diğeri ise dolandırıcılık. Vatandaş olarak bu tarz numaraları takip etmemiz neredeyse imkansız. Çünkü bunun için bir teknik altyapıya ve hukuki sürece ihtiyaç var. Bu tarz numaraların sağlayıcıları genellikle yurt dışı olduğu için o numaranın sahibinin bulunması gerçekten çok uzun bir süreç. Vatandaş bir sanal numaradan etkileşim aldığında ne yapmalı? Farklı bir numaradan, yani başında artı 90'ın dışında artı 44'ler, 33'ler, 31'ler ya da benzeri daha önce hiç tanımadığınız ülke kodlarının olduğu ve içerisinde tehdit barındıran mesajlar eğer sizin telefonunuza da gelirse burada yapabileceğiniz en mantıklı şey savcılığa başvurmak. 73 yaşında tahta çıkan Britanya Kralı 3. Charles neredeyse sadece öfkeli ve sabırsız tavırlarıyla gündem oluyor. Londra'daki törende masanın üzerinin temizlenmesi için görevlilere çatan İngiltere Kralı bu kez de imza attığı kalemin mürekkebi eline akınca garip şekilde gerildi. Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum diyerek salonu terk etti. Önce tarihi yanlış yazdı, sonra mürekkep akıtan kaleme öfkelendi. İngiltere Kralı Charles yine kameralar önünde gerildi ve etrafındakilere çattı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, Kuzey İrlanda'da bir imza törenine katıldı. İngiltere Kralı, ilk olarak imzaladığı belgeye bir gün öncesinin tarihini yazdı. Tarihi düzeltirken elindeki kalemin mürekkebi aktı. Bu durum İngiliz kralı oldukça sinirlendirdi. Elini silerken yaptığı jest ve mimikler, Kral 3. Charles'ın ne denli sinirlendiğini gözler önüne serdi. Charles, odadan öfkeli bir şekilde ayrılırken, deftere imzayı atma görevi eşi Camilla'ya düştü. Bu olay, İngiltere kralının önceki görüntülerini akıllara getirdi. Kral 3. Charles, tahta çıkma töreninde imza atarken de yardımcılarına sinirlenmiş, kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını vermişti. Önce mürekkep okkasının, ardından da kalemlik kapağının kaldırılmasını bu yüz ifadeleriyle istemişti. Charles, henüz birkaç gündür kral olsa da, şimdiden tavırları ve çevresindekilere davranışıyla büyük eleştiri topladı. Efendim, geleceğin uçan araç fikirleri İstanbul'da buluştu. Ulusal ve uluslararası firmalar çalışmalarını anlattı. Hedefler arasında 2023'te Boğaz'ı uçarak geçmek, 2026 yılında da İstanbul hava ulaşımında alternatif araçları devreye sokmak geliyor. Geleceğe dönüş, jetgiller gibi yapımlarla hayatımıza girmişti. Uçan arabalarda artık sona yaklaşıldı. Sektörün öncüleri İstanbul'da toplandı. Hedefleri ve çalışmaları anlattılar. 300'ü aşkın ulusal ve uluslararası havacılık sektörü temsilcisinin katılımıyla başlayan kongreye, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü bilişim vadisi ev sahipliği yapıyor. 3 gün sürecek kongre, Türkiye'de ilk olmasıyla dikkat çekiyor. Müthiş bir heyecan içerisindeyiz çünkü hem Türkiye'de yapılan havacılık anlamında air taksileri anlatabileceğimiz bir alan içerisindeyiz. Hem de uluslararası alanda bu çalışmaları yapan bütün kurum ve kuruluşları da Türkiye'ye davet etmiş ve toplamış bulunuyoruz. Hedefte 2023 yılında Boğaz'ı uçarak geçmek, 2026'da da hava taksileri işletmek var. Havalimanından havalimanına veya işte öngörülen başka noktalardan noktalara hareket edilebilecek. Şu anda mesela helikopterlerin kullandığı heliportlar belki küçük tadilatlarla bu hava araçlarının kullanabileceği vertiport denilen yerlere dönüştürülebilecek. Hava ulaşımına ilişkin 3 gün sürecek etkinliğin son gününde meraklıları için dünyanın tek dikey hava gösterisi de gerçekleştirilecek. Denizde av sezonunun başlamasının ardından denetimler de sıkılaştı. İstanbul'da tekneler denetlendi, su ürünleri halinde balık boyu ölçümü yapıldı. 1 Eylül itibariyle yapılan denetimlerde yasa dışı avlanan yaklaşık 5 ton su ürününe el konuldu, 300 bin lira civarında da para cezası uygulandı. Av yasağı olan bölgeler kontrol edildi, teknelere çıkılarak yakalanan balıkların boylarına bakıldı. Belgeler tek tek incelendi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıkçılara yönelik denetim yaptı. İstanbul'un bütün kıyılarını ve Marmara Denizi ve Karadeniz olmak üzere, Boğaz da dahil olmak üzere, hep her bütün alan savunması gibi düşünün, bütün alanlarda denetimlerimizi gerçekleştirdik. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve deniz polisi de sahadaydı. Gürpınar su ürünleri hali denetlenen noktalardan biriydi. Balıkların boyları kontrol edildi. Hamsinin 9, istavritin 13 santimetrenin altında avlanması yasak. Lüferin avlanma alt sınırının 18, palamutun da 25 santimetre olması gerekiyor. Sezonun başladığı günden bugüne yapılan denetimlerin bilançosu da belli oldu. 1 Eylül itibariyle yaptığımız denetimlerde bugüne kadar yaklaşık olarak 5 ton civarında su ürününe el koyduk. 2 tane kaçak avlanan midye teknesine, 1 tane troll teknesine el konularak bunların mülkiyeti kamuya geçirildi. Yaklaşık olarak 300 bin lira civarında idari para cezası uygulandı. Bu 13 günlük bilanço. Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın Amasra ilçesi ikinci kez dev bir kuru vaziyeri ağırladı. 779 yolcu ve 420 mürettebatla Rusya'dan denize açıldı. Bartın'da Amasra Limanı'na demir attı. Astoria Grande isimli gemi bir kez daha ilçenin misafiri oldu.
Amasra'daki liman projesinde sona yaklaşıldıkça kruvaziyer turizmi de hareketleniyor. Dev bir gemi daha limana yanaştı. Yolcular işlemlerinin ardından gemiden indi. Amasra limanına demirleyen kruvaziyerler bölge turizmine de önemli katkı sunuyor. Yabancı turistler kafileler halinde Bartın'ın yanı sıra çevre illerdeki doğal ve tarihi güzellikleri de keşfetme imkanı buluyorlar. Geminin Amasra limanına demir atması esnafı da mutlu etti. Turistler tarihi çarşıda alışveriş yapma imkanı buldu. Bu tabii Amasra'mız için çok önemli ama bölgemiz için bence çok önemli. Ticaretimize katkıları oldu. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Dev gemi Ağustos ayında da rotasını Amasra limanına çevirmişti. Astoria Grande'nin sonraki durakları ise Sinop ve Trabzon olacak. Şimdi sırada reklamlar var. Reklamların ardından sizi burada bekliyor olacağız. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde bu ekranda tekrar buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar.